Gebelerimizin seyahatlerinden önce aslında bizlere çok fazla gebelikte seyahat etmemde sakınca olur mu? Şu mesafeye gideceğim bir problem olur mu diye çok sık sorular olmakta bize. Bugün bunlardan bahsetmeye çalışacağım. Aslında seyahat şeklini ikiye ayırırsak karayla yoluyla seyahat ve hava yoluyla seyahat diye. Karayoluyla seyahatte özellikle dikkat etmemiz gereken nokta çok uzun mesafeleri mümkünse gebelikte tercih etmemek. Ama eğer gitmemiz gerekiyorsa bu durumda belli saat aralıklarında, örneğin 2-3 saatte bir mola vererek, bu molalarda da sık sık bacak kaslarını çalıştıracak şekilde bir yürüyüşler yaparak, bol sıvı tüketerek, sıkı giysiler giymeyerek bir seyahat planlaması yapmak bizim için önemli olacaktır. Bunun da sebebi gebelikte aslında pıhtılaşmaya olan eğilimin artmasıdır. Mümkün olduğunca sık hareket etmek, bacaklarda oluşacak bir pıhtının ve bunun akciğerlere atmasının önüne geçmesi açısından önemli bir yere sahiptir. Bir diğeri de hava yolu ve seyahattir tabii. Çeşitli uçak firmalarının gebelik haftaları, sınırlamaları vardır. Bunu seyahatten önce mutlaka uçak firmasıyla konuşmak gerekir. Tekil gebeler için genellikle 36-37 haftaya kadar izin veriyorlarken, çoğul gebeliklerde bu bir miktar daha sınırı aşağı da çekmektedirler. 32 hafta, 34 haftaya kadar izin verenleri bulunmaktadır. Uçakta da özellikle dikkat etmemiz gereken gene sık sık ayağa kalkıp yürümeye çalışmak. Bol sıvı tüketmek, gene sıkı bir giysi giymemek, mümkünse çok uzun mesafeler tercih etmemek olacaktır.